Şimdi size şöyle bir soru soracağım arkadaşlar. Örneğin biz şu elimizdeki metnin uzunluğunu bilmiyoruz. Yani metin dinamik olarak bir yerden geliyor, bir veri kaynağından geliyor. Her zaman böyle elimizle yazmıyoruz. Ki genelde de yazmayacağız. Bir yerlerden gelecek bize. Onları ileride göreceksiniz. Ama şimdi mantığını kavrayalım. Dolayısıyla ben istiyorum ki şu son karakter var ya, ona ulaşmak. Yani gelen metnin son karakteri nedir? Ben bunu nasıl öğreneceğim? Yani dolayısıyla biz burada 13 müydü? 12. indeksi bilmiyoruz diyelim ki. Yani şöyle 12'den itibaren 12'ye kadar al gibi bir şey yazsak. Bakın şurada yeni mesajı yazdırdık. Şöyle. Tabi bu bize hiçbir şey vermedi. Şu 11'den itibaren diyelim. Bakın G'yi verdi. Dolayısıyla şurada 12 desek, buraya da 13 desek. Evet şöyle. Bakın A'yı verdi. Yani 12'den itibaren 12 neresi? A'ya karşılık geliyor. 13 dahil değil. Bu şekilde yazarak ona ulaşabilirsiniz. Peki ben bu 12'yi bilmiyorsam. Yani ya da 13'ü bilmiyorsam kısacası. Aslında mantık öyle ya. Ben 13 karakterden oluştuğunu bilmiyorsam ne yapacağım orada? İşte burada len fonksiyonundan yararlanıyor olacağız arkadaşlar. Len fonksiyonu bize metnin uzunluğunu verir. Yani şöyle önce basit bir şey yapalım. Şöyle print len diyorsunuz. Length'ten, uzunluktan geliyor arkadaşlar. Mesaj dediğiniz zaman şöyle bakın bize 13'ü verdi. Şurada 13. Yani 13 tane karakterden oluşuyor demek. Şimdi ben o zaman şöyle şu len mesajı alsam, hatta şöyle şu yeni mesajı kopyalayayım buraya. Şöyle. Şuraya. Daha şuraya. Yazayım. Şöyle yeni mesaj 2 diyelim buna da. Yeni mesaj 2. Şimdi burada 12 ve 13 yazan yeri. Yani şu len mesajı alsam ve şuraya koysam. Biliyoruz yani len mesaj bize 13 veriyor. Buraya ne yapacağım? Şöyle bir şey yazsam. Eksi 1 desem. Yani bu ne demek? 13 eksi 1 12. Bu ise 13. Yani de 12'den 13'e kadar yazacak demektir. Dolayısıyla print yeni mesaj 2 dediğim zaman bana yine aynı ifadeyi verecektir. Şöyle ki şunu da o zaten len'den sonra yazacak. Onu o şekilde görebiliriz. Bakın 13'ten itibaren sonra A'yı yazdı. Yani şu 13 sonrasında gelen şu yeni mesaj 2 olduğu için yine A'ya ulaştık. Bu şekilde len ile bir metnin uzunluğunu alıyoruz. Daha sonra işte mesela döngülerle falan örnek yaparız. Yani bütün karakterlere tek tek ulaşma. Ama bunu sonra göreceğiz. Döngülerde göreceğiz. Ama şu an için len fonksiyonunun bir metindeki metnin kaç karakterden oluştuğunu verdiğini unutmayın arkadaşlar. Biz burada niye eksi 1 dedik? Çünkü sonuncu indeksin yani 12 olduğunu biliyoruz ya. 12'den 13'e kadar 12 son karakter. Çünkü sıfırdan başlıyor. 13 dahil olmadığı için sıkıntı çıkmadan son karaktere ulaşabildik.